Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz efendim. Ben Alper Ateş. Yeni sezonumuzun yepyeni bölümleriyle yol almaya devam ediyoruz. Bu akşam da 4 değerli misafirimizle buluştuk. Birazdan da sizi buluşturacağız ama önce başvuru videoları. Merhabalar, ben Fatma Aslan. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. Aslan Samsunluyum. Bir e-ticaret firmasında denetmen olarak çalışmaktayım. Yarışmanızı kuzenim vesilesiyle izlemeye başladım. Çok iddialı değilim. Yarışmadaki hedefim kuzenimi geçmek. Onun dışında diğer arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhaba, ben Halis Ergün. 34 yaşındayım. Gazi Üniversitesi İşletme mezunuyum. Aslen Konyalıyım. Bir kamu kurumunda devlet memuru olarak çalışmakta ve Çanakkale Gelibolu ilçesinde oturmaktayım. 8 aylık evliyim. Yarışmaya eşimin ısrarı üzerine katılmaktayım. Teşekkür ederim. Herkese merhaba, ben Melis Kırtıloğlu. 25 yaşındayım, Sarıyer'de yaşıyorum. Marmara Üniversitesi'nde elektronik teknolojisi okudum. Elektronik teknikeriyim. Yarışmayı uzun zamandır televizyondan takip ediyorum. Orada olmak için de çok sabırsızlanıyorum. Herkese başarılar dilerim. Merhaba, ben Uğur Öztürk. 34 yaşındayım. Kocaeli'de ailemle birlikte ikamet etmekteyim. Türkan teyze vasıtasıyla yarışmacıyla tanıştım ve uzun süreden beri takip ediyorum. Ben de katılmak istedim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam da misafirlerimizle sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, bu akşam bir numaralı masamızda İstanbul'dan misafirimiz Melis Hanım var. İki numaralı masamızda Çanakkale'den Halis Bey'i ağırlıyoruz. Üç numaralı misafirimiz Kocaeli'den misafirimiz Uğur Bey. Tekrar hoş geldiniz. Ve dört numaralı masamızda da Fatma Hanım'ı ağırlıyoruz. Yine İstanbul'dan misafirimiz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz Melis Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz öncelikle misafir ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Melis Kırtıloğlu ben, 25 yaşındayım. Aslen Erzincanlıyım, elektronik teknikeriyim. Arkadaş grubunda en başarılı benim. Bakalım burada da şansımızı deneyeceğiz. Kaç kişilik bir grup, arkadaş grubu? 4 kişi. Tam 4 yarışmacı olarak yarışıyoruz. Bir ön elemeden geçip gelmiş gibi olmuş Melis Hanım. Finalistim. Güzel geçer inşallah bu akşam. İnşallah. Herkese efendim başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Teşekkür Sizinle ederim. Birlikte aynı ekipte yer alan arkadaşlara da saygılar bu arada. Başarılar Melis Hanım. Sağ olun. Sağ olun. Ve 2 numaralı masamızda Halis Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Bey. Merhabalar. Ben Merhaba. Halis Ergün. Aslen Konya Yunak Yeşilyaylalıyım. Çanakkale Gelibolu ilçesinde bir devlet kurumunda memurluk yapmaktayım. Yarışmaya eşimin ısrarıyla katıldım. Ağırladığınız için teşekkürler. Tüm arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Biz teşekkür ederiz Halis Bey. Tamam. Nasıl bir ısrar oldu eşinizden? Yani ikimizin arasında yarış oluyordu genelde. Eşim, sen daha çok biliyorsun. Önce sen git. Herkes oldu. De ön elemeden geçip gelmiş. Evet, evet. Daha sonrasında da umarım eğer burada umduğumuz bir şekilde hareket edersek, yani umduğumuz puanlara ulaşırsak eşimi de ağırlarız. Hadi inşallah. Eşinizi bu akşam ağırlıyoruz evet. Zaten kenarda. Ayaklarınıza evet. Sağlık. İnşallah yarışmada da ağırlarız. Tekrar i̇nşallah. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim Halis Sağ Bey. Sağ olun. Teşekkür efendim. Ediyorum. Sağ olun. Ve 3 numaralı masamıza Uğur Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Uğur Bey. Sağ olun. Hoş bulduk. Ben Uğur Öztürk. 34 yaşındayım. Muhasebe işiyle uğraşıyorum. Sitede çalışıyorum. Aynı zamanda hem de orada yaşıyorum hem de çalışıyorum. Yarışmanıza geçen sene Türkan teyzemiz var bizim. Sağ olsun her gün gelir. Onun vasıtasıyla tanıştım ve hiç kaçırmadan izliyorum. Daha sonra bu izledikten sonra ben niye katılmayayım dedim. Kendimi hem denemek hem de bir anı biriktirmek için buraya geldim. Teşekkür ederiz. O şekilde arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Sizin Ben Bilirim'de tanışmanızı, buluşmanızı sağlayan Türkan Hanım'a da saygılar efendim. Teşekkür ederiz Uğur Bey. Abi. Ve 4 numaralı masamızda da Fatma Hanım bizi bekliyor. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk. Fatma Aslan ben. İstanbul'dan katılıyorum. Aslan Samsunluyum. Bir e-ticaret firmasında denetmen olarak çalışmaktayım. Ben de kuzenim vesilesiyle aslında bu yarışmayla tanıştım. Çünkü kendisi sürekli izliyordu programımızı. Benim de bir arkadaş grubum var iş yerinde. Hani ben de onların arasında en başarılı benim ama burada nasıl olur bilmiyorum. Sizin başvuru formunuzda mıydı? Özellikle iş arkadaşlarımın motivasyonu evet. Beni oraya taşıdı. Evet evet onların evet. Arasında çok iyiyim ama yani onlar kötü olduğu için iyiyim aslında. Bilmiyorum nasıl olacak. Heyecanla bekliyorum. Yok kötü değillerdir de. Deyip kötüler. Onları... ortadan hallicelermiş efendim. İyiler tamam. İyiler tamam. Saygılar onlara da. Fatma Hanım peki var mı böyle bir puan baremi normalde tutuyor musunuz? Söylediğim bazı seyircilerimiz gibi, çünkü şöyle, şu puanı aldım diyebiliyorlar. Çok pardon. Estağfurullah.
İş yerindeki arkadaşlarımı bini geçiyorum ama burada nasıl olur bilmiyorum. İnşallah bu akşam son ana kadar herkesin şansının devam ettiği ve o binli puanlarda yürüdüğümüz bir yolculuk olur. Fatma Hanım, size de başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Bu arada Fatma Hanım da bu akşam stüdyomuzda kuzeni yalnız bırakmadı. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. O zaman dört değerli misafirimizi tanıdığımıza göre artık ilk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Melis Hanım'a ve bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. Fatih'in F'si. Fatih'in F'si. Açılış sorumuzda 40 puan var. Dizilerle başlıyoruz. Askerlerimizin öyküsünü anlatan 2009'da yayınlanmaya başlamış dizidir. Sakarya nokta nokta. Süremiz başladı. Fırat. Sakarya Fırat. Melis Hanım seçtiği ilk harften 40 puan kazanarak açılışını yapar mı? Görelim. Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Melis Hanım. Teşekkür ediyorum. Darısı tüm misafirlerimizin başına. Şimdi Halis Bey ile seçiyoruz ikinci harfi. Eşim Aysel'in A'sı. Aysel Hanım'ın A'sı 60 puana sahip. Uluslararası ilişkilerden geliyor. 1 Ocak 2024'te Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralmış ülkedir. Süremiz başladı. İspanya. İspanya. İspanya doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Melis Hanım? Almanya. Almanya 60 puan kazandırır mı? Yine olmadı. Uğur Bey? İtalya. İtalya doğru mu? Hayır dediler. Fatma Hanım? Belçika. Belçika doğru mu? Kutlarız. Böylece Fatma Hanım da 60 ile açılışını yaptı. Tebrik ederim Fatma Hanım. Şimdi Uğur Bey'deyiz. Üçüncü harfimiz için. Ürdün'ün Ü'sü. Ürdün'ün Ü'sü 30 puanı var. Genel kültürden geliyor. Birine yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan birini açalım. Buyurun Halis Bey. Öğüt. Öğüt. Doğru mu görelim? Tebrikler. Evet Halis Bey de hoş geldin puanını aldı. 20 ile açılışı yaptı. Tebrik ederim efendim. Şimdi Fatma Hanım'dayız. Dördüncü harf için. Paris'in P'si. P harfinden 70 puan kazanabiliriz. Oyunlarla devam ediyoruz. İskambil kağıtlarından kırmızı renkli olan kartlardır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Melis Hanım. Karo, kupa. Karo ve kupa. Doğru mu? Tebrikler. Melis Hanım seçecek bir kez daha. Leman'ın L'si. Leman'ın L'si 50 puan kazandırabilir. Alışverişten alıyoruz efendim bu kez. Mahalle kültürünün simgelerinden olan bir esnaftır. Süremiz başladı. Bakkal. Bakkal. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Tam da yarışmaya başlamadan 2 dakika önce işte elektronik ticaret, bakkal evet, falan diye konuşuyorduk. Pandemi. Melis Hanım evet tam pandemiden bahsediyorduk. Melis Hanım 160 oldu bakkal cevabıyla tebrik ederim. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi Halis Bey'deyiz buyursunlar. Kardeşim Nurten'in N'si. Nurten Hanım'ın N'sinde 50 puan varmış. Canlılardan gelecek bu kez. Sarı tüylü kedilere verilen addır. Süremiz başladı. Tonton. Tonton. Görelim. Hayır dediler Fatma Hanım. Sarman. Sarman. Doğru mu? Kutlarız. Uğur Bey seçiyor yeni harfi.
Gaziantep'in G'si. Gaziantep 30 puan kazandırabilir. Anlam bilgisinden gelecek Uğur Bey için. Batı anlamına gelen sözcüktür. Süremiz. Garp. Efendim? Garp. Garp. 30 puanlı açılış yaptırır mı? Tebrikler. Evet, böylece Uğur Bey'in de artık tablosunda puanı var. Hayırlı uğurlu olsun Uğur Bey, size de efendim. Fatma Hanım seçiyor 8. harfi. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale 70 puan değerinde tarihten geliyor şu soru. Milli mücadelenin Aydın'daki sembollerinden olan ve istiklal madalyası almış kadın kahramanımızdır. İmam Köylü nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Melis Hanım. Çete Ayşe. Çete Ayşe. Doğru mu? Tebrikler. Evet, Melis Hanım'ı 200 puana taşıdı. Hatta Hacettepe Üniversitesi kaynaklarında yer alan bilgi şöyleydi. İmam Köylü Emir Ayşe, diğer adıyla Çete Ayşe, milli mücadele döneminde Aydın'ın savunulmasında öne çıkan kadın kahramanlardandır. Kocasını 1. Dünya Savaşı yıllarında şehit veren Emir Ayşe, Yunanlıların Batı Anadolu topraklarını işgale başladıkları zaman 23 yaşında ve 2 kızı vardır. Ali Efe'nin çetesine katılmasından sonra kendisine Efe elbisesi verilmiştir. Yunanlıların ikinci defa geri gelmeleri üzerine mavzerini alarak Yörük Ali'nin karargahına gitmiş, 1. bölüğün 4. mangasına verilmiştir der. İstiklal madalyası sahibi Çete Ayşe veya diğer ismiyle Emir Ayşe saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Soru seçme sırası şimdi Melis Hanım'a geçiyor. Fakat puanlara hiç bakmadık 8 sorunun ardından. Dilerseniz bir de puanlara bakalım. 200 Melis Hanım, 110 Fatma Hanım, 30 Uğur Bey, 20 puanla da Halis Bey yarışı sürdürüyor. Sizdeyiz Melis Hanım. Umur'un U'su. Umur'un U'su 70 puan. Kategorisi teknoloji, soru şöyle. Bilgisayarların diğer cihazlarla iletişiminde radyo frekansı teknolojisinin kullanılmasının adıdır. Nokta nokta bağlantı. Süremiz başladı. Kablosuz. Kablosuz bağlantı. Liderlik koltuğundaki misafirimiz Melis Hanım 70 puan daha kazanır mı bu cevapla? Tebrikler. Halis Bey seçecek yeni harfimizi. Kardeşim Maviş'in M'si. Maviş'in M'si 40 puan. Bitkilerden geliyor şu soru. Bitkilerde döllenmeden sonra oluşan ve yeni bir bitki meydana gelmesini sağlayan tanedir. Süremiz başladı. Tohum. Tohum. Çanakkale'den misafirimiz Halis Bey 40 puan kazanır mı? Tebrikler. Uğur Bey'e dönüyoruz. Van'ın V'si. Van'ın V'si 40 puan. Sorumuz sağlıktan geliyor efendim, buyursunlar. Ordu bozan adıyla da bilinen toplar damar genişlemesi hastalığıdır. Süremiz başladı. Valiz. Bir daha alabilir miyim? Valiz. Valiz. Evet. Valiz. Evet. Doğru mu? Olmadı Halis Bey. Varis. Varis. Uğur Bey'in L'sini R'ye çeviren Halis Bey puan alır mı? Tebrikler. Fatma Hanım seçiyor yeni soruyu. Bursa'nın B'si. Bursa'mızda da 40 puanımız var. Giyimden alacağız. Şöyle sorulmuş. Boyu uzun, paltoya benzer kışlık bir üst giysisidir. Süremiz başladı. Kaban. Kaban. Görelim. Tebrikler. Melis Hanım'a döndük. Tuğba'nın T'si. Tuğba'nın T'si 70 puan. Yiyeceklerden alıyoruz efendim. Uzun süre dayanabilen, pişirildikten sonra dilimler halinde kesilerek kurutulan ekmek türüdür. Süremiz başladı.
gelmedi. Buyurun Halis Bey. Peksimet. Peksimet. Görelim. Kutlarız. Halis Bey'deyiz şimdi. Yeğenim Yiğit Aras'ın Y'si. Yiğit Aras'ın Y'si 50 puanmış. Mecaz kategorisinden geliyor. Mecazen az olan veya miktarı bilinen anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Uğur Bey. Sayılı. Sayılı. Görelim. Kutlarız. Uğur Bey'deyiz. Edirne'nin E'si. Edirne 40 puan kazandırabilir. Ekonomiden alacağız. Şöyle sorulmuş. Bir iş için harcanan paranın tümüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Halis Bey. Bedel. Bedel oldu mu? Hayır dediler. Bir iş için harcanan paranın tümü Melis Hanım. Ücret. Ücret oldu mu? O da değilmiş. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Buyurun Halis Bey. Varsa alırım. Yok. Gelmedi. Melis Hanım. Gider. Gider. Bu kez oldu mu? Tebrikler. Evet, çok tahmin aldık. Sonunda puan Melis Hanım'a yazıldı. 290 oldu Melis Hanım'ın tablosu. Tebrik ederim efendim. Ederim. Şimdi Fatma Hanım'dayız. Yeni harf için. Cani'nin C'si. Cani'nin C'si 60 puan. Kategorisi müzik, soru geliyor. Oynamaya geldik oynamaya sözlerinin yer aldığı rahmetli Adnan Şenses'le özdeşleşen şarkıdır. Süremiz başladı. Çiçekçi. Çiçekçi. Görelim. Olmadı. Şarkının içinde de geçen o kelime aynı zamanda şarkının adı ne olabilir? Bir kutu açalım. Halis Bey. Hamamcı. Hamamcı mı aradığımız cevap? Olmadı. Bir kutu daha. Uğur Bey. Limoncu. Limoncuyla gelir mi 40 puan? Kutlarız. Efendim ısınma turumuzun son 8'ine girerken sıralamaya bakacak olursak liderimiz Melis Hanım 290, Halis Bey 170, Fatma Hanım 150, Uğur Bey 120. Sizdeyiz Melis Hanım. Sevginin sesi. Sevginin sesi 70 puan. Coğrafyadan geliyor şu soru. Artvin'de bulunan doğal güzelliğiyle meşhur her yaz festival düzenlenen yerdir. Nokta nokta yaylası. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Halis Bey. Kafkasya. Kafkasya yaylası oldu mu? Olmadı. Artvin'de bulunan doğal güzelliğiyle meşhur her yaz festival düzenlenen yer ne yaylası olabilir? Bir kutu daha. Bir kutu daha. 30 puanımız, 30 saniye süremiz var. Bir kutu daha. 20'ye düştük ve Halis Bey buyurun. Kafkasör. Kafkasör yaylası doğru mu? Kutlarız. 190'ı gördü Halis Bey. Tebrik ederim efendim. Şimdi Halis Bey seçiyor. Yeğenim Umut Kağan'ın K'si. Umut Kağan'ın K'si 70 puan. Denizcilikten alıyoruz şu soruyu. Kıyılarda dalga kıranla yapılmış limandır. Süremiz başladı.
Mendirek. Mendirek. Görelim. Tebrikler. Liderlik yarışında fark 30 puan. Döndük Uğur Bey'e. Son 6. Şanlıurfa'nın şehri. Şanlıurfa 70 puana sahip. Benzetmelerden gelecek bu kez. Sakıncalı bir işte tüm riskli kısımları başkasına yaptırmaktır. Nokta 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 kullanmak. Süremiz başladı. Gelmedi. Melis Hanım? Maşa gibi kullanmak. Maşa gibi kullanmak oldu mu? Kutlarız. Isınma turumuzda kaldı efendim. 5 harfimiz sizdeyiz Fatma Hanım. Ordu'nun olsun. Ordu 50 puan genel kültürden geliyor. Halk arasında çevresiyle iyi ilişkiler kuran, içine kapanık olmayan kişilere atfedilen özelliktir. Süremiz başladı. Sosyal. Sosyal. Bu cevap Fatma Hanım'ı 200 puana taşır mı? Sosyal görelim. Tebrikler. Evet, puanlar birbirine çok yakın. Kaldı elimizde 4 harf. Buyursunlar Melis Hanım. Yumuşak G. Yumuşak G 60 puana sahip. Anlam bilgisinden alıyoruz. Dönemin gerektirdiği şartların gerisinde kalmış manasındaki ifadedir. Süremiz başladı. Çağ dışı. Çağ dışı. Doğru mu? Tebrikler. Halis Bey seçiyor bu turdaki son harfini. İzmir'in iyisi. İzmir 50 puan. Bir anlam bilgisi de Halis Bey için alıyoruz. Duyguları, düşünceyi, ilgiyi konu üzerinde toplamaktır. Süremiz başladı. Dikkat. Dikkat. Görelim. Tebrikler. Uğur Bey seçiyor son 2'den birini. Rize'nin V'si. Rize'de de 60 puan varmış. Mutfaktan alacağız bu kez şu soruyu. Yiyeceklere, içeceklere hoş koku ve tat katmak için kullanılan malzemelerin ortak ismidir. Süremiz başladı. Baharat. Baharat. Kocaeli'den misafirimiz Uğur Bey'e baharat cevabı 60 puan kazandırır mı? Tebrikler. Ve ısınma turumuzun son harfi için sizdeyiz Fatma. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si turumuzu yiyeceklerle tamamlıyoruz. Amerikan armudu ismiyle de bilinen yiyecektir. Süremiz başladı. Avokado. Avokado. Turun son puanı Fatma Hanım'a yazılır mı? Tebrikler. Efendim ısınma turumuzun ardından puanlarımız şöyle. Melis Hanım 420 ile lider, 310 Halis Bey ikincilik koltuğunda, Fatma Hanım 260 puan, Uğur Bey de 180 puan topladı. Bakalım ikinci turun ardından finalde kimler yarışacak? Hadi onu görmek için birlikte ikiye geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim turumuza başlıyoruz. Yine harf tablomuz Melis Hanım için geliyor. Fatih'in F'si. Fatih'in F'si 80 puan. Açılış sorumuz sinemadanmış. Buyursunlar. Türk sinemasının önemli filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yönetmenidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Halis Bey. Atıf Yılmaz. Atıf Yılmaz. 80 puan kazandırır mı? Kutlarız.
Liderlik yarışında fark azaldı. Birazdan puanlara döneceğiz. Atıf Yılmaz'ın fotoğrafı geldi efendim. Saygıyla anıyoruz. Liderlik yarışındaki son durumda 420'ye 390 oldu bu cevabın ardından. Şimdi Halis Bey'deyiz. Rize'nin R'si. Rize 120 puan kazandırabilir. Deyimlerden geliyor Halis Bey için. Çok konuşmak gevezelik etmektir. Süremiz başladı. Çenesini yormak. Çenesini yormak oldu mu? Hayır dediler. Çok konuşmak, gevezelik etmek. Kutularımızdan birini açalım. Melis Hanım. Çenesine vurmak. Çenesine vurmak. Doğru mu? Tebrikler. Bu akşam 500'ü aşan ilk misafirimiz Melis Hanım. 530 ve Uğur Bey'deyiz ilk harfi için. İzmir'in iyisi. İzmir 80 puanı var. Sağlıktan geliyor bu kez. Kemikler, eklemler, kaslar gibi hareketi sağlayan organların bozukluklarını tedavi eden doktordur. Süremiz başladı. Ortopedik. Ortopedik. Evet. Oldu mu? Olmadı Halis Bey. Ortopedist. Ortopedist. Bu kez oldu mu? Kutlarız. İkidir sağlıkta seken, Uğur Bey'den sekeni Halis Bey değerlendirdi. Evet. 470 oldu Halis Bey. Sağlık olsun diyelim Uğur Bey'e. Dönüyoruz Fatma Hanım'a. Nide'nin neyse. Nide. 200 puanımız var. Bu akşam ikinci turumuzun en yüksek puanlı sorusu atasözlerimizden geliyor. Bir işi çabucak halletmeye çalışan hata yapıp işini bitiremez anlamındaki atasözümüzdür. Süremiz başladı. Gelmedi. İkinci turumuzun en yüksek puanlı sorusunun cevabını ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir işi çabucak halletmeye çalışan hata yapıp işini bitiremez. Anlamındaki atasözümüz için bir kutu daha. Bir Melis Hanım. Acele yürüyen... Varsa alırım. Ecele gider diyeceğim. Oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Fatma Hanım. Acele yürüyen yolda kalır. Acele yürüyen yolda kalır. Kalan 160 puanda Fatma Hanım'a yazılır mı? Tebrikler. Evet, en yüksek puanlı soruyu seçen Fatma Hanım puanını da aldı. İkincilik yarışında fark 50. Halis Bey 470, Fatma Hanım 420. Döndük Melis Hanım'a. Melis'in M'si. Melis'in M'si 90 puan. Kozmetikten gelecekmiş şu soru. Rujun daha kalıcı olmasını sağlayan ve kenar çizgilerini belirginleştirmeye yarayan makyaj malzemesidir. Süremiz başladı. Dudak kalemi. Dudak kalemi. Görelim. Tebrikler. Sizdeyiz Halis Bey. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 130 puan değerinde sanattan alıyoruz Halis Bey için. 2023'te vefat eden Kanto'nun kraliçesi olarak anılmış sanatçıdır. Süremiz başladı. Nurhan Damcıoğlu. Nurhan Damcıoğlu. Görelim. Kutlarız.
Evet, kaybettiğimiz sanatçı Nurhan Damcıoğlu geldi efendim. Allah rahmet eylesin. Liderlik yarışında da fark 20'ye düştü. Melis Hanım 620, Halis Bey 600 oldu. Uğur Bey'e dönüyoruz. Paris'in P'si. Paris'in P'si 150 puan. Deyimlerden ekranda. Eskiyi hatırlamak, geçmişi gözden geçirmek anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Fatma Hanım. Dönüp maziye bakmak. Dönüp maziye bakmak görelim. Aradığımız cevap dönüp maziye bakmak değilmiş. Bir kutu açalım. Bir, Uğur Bey. Dönüp geriye bakmak. Dönüp geriye bakmak. Bu kez oldu mu? Kutlarız. Evet, Uğur Bey de rakipleriyle arasındaki farkı azalttı. 320 oldu tablosu. Fatma Hanım seçiyor. Limonun L'si. Limonun L'si 90 puan. Anlam bilgisinden alıyoruz. Dolaylı olarak faydalanmak, yararlanmaktır. Süremiz başladı. Sebeplenmek. Sebeplenmek. Görelim. Kutlarız. Efendim, sıralamada son durum şöyle. Melis Hanım 620, Halis Bey 600, Fatma Hanım 510, Uğur Bey 320. Döndük Melis Hanım'a. Ömer'in Ö'sü. Ömer'in Ö'sü 80 puan. Coğrafyadan geliyor. Güney Afrika'daki dağların tepeleri üzerinde görülen ve adı bir eşya ile aynı olan bulutların ismidir. Süremiz başladı. Masa örtüsü. Masa örtüsü. Doğru mu? Kutlarız. Halis Bey'deyiz efendim, buyursunlar. Bursa'nın B'si. Bursa, 120 puanda Bursa'mız da var. Tescilli ürünlerden geliyor. Geçmişi 1600'lü yıllara uzanan Edirne'nin coğrafi işaret tescilli temizlik ürünüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Birazdan görseli de ekrana gelecek. Kutularımızdan birini açalım. Edirne'nin coğrafi işaret tescilli temizlik ürünü Halis mis, Bey. Mis hayat sabunu. Mis hayat sabunu oldu mu? Olmadı. Melis Hanım. Mis kokan sabunu. Mis kokan sabunu görelim. O da olmadı. Bir kutu daha. Halis Bey. Mis meyve sabunu. Mis meyve sabunu. Doğru mu? Kutlarız. Evet, Edirne'nin asırlar öncesinden günümüze ulaşan tescilli ürünü, görseli de Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan geldi efendim. Mis meyve sabunu. Bu cevap puanları eşitledi. Liderlik koltuğunda Melis Hanım ve Halis Bey 700'er puanla. Tebrik ederim Halis Bey. Şimdi Uğur Bey'deyiz efendim. Buyursunlar. Van'ın V'si. Van'ın V'si 190 puan. Yüksek puanlı sorularımızdan biri eğitim kategorisinden geliyor. 2010'da kurulan, logosunda I, M, U harfleri bulunan yüksek öğretim kurumudur. İstanbul nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Halis Bey. Medeniyet Üniversitesi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. 190 puan kazandırır mı? Kutlarız. Halis Bey 890'la liderlik koltuğunda tek başına artık ve efendim aradığımız üniversitemizin logosu da geldi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve kaldı artık 9 soru. Fatma Hanım'dayız. Buyursunlar. Artvin'in A'sı. Artvin'in A'sı 100 puan. Genel kültürden geliyor.
genellikle belli kurallarla ve grup halinde tabiatta topluca yapılan gezintidir. Süremiz başladı. Doğa yürüyüşü. Doğa yürüyüşü. İkincilik yarışında fark 90 puana kadar düşer mi? Tebrikler. Final turumuza son 8 sorumuz ve tüm misafirlerimizin şansı devam ediyor. Sizdeyiz Melis Hanım. Denizli'nin D'si. Denizli 110 puan, kategorisi bilim, sorusuysa şöyle efendim. Deniz, göl, akarsu gibi yerlerde yaşayan canlıları inceleyen daldır. Süremiz başladı. Hidrobiyoloji. Hidrobiyoloji. Görelim. Tebrikler. Finale son 7. Pes eden misafirimiz yok. Halis Bey seçiyor. Jandarmanın J'si. Jandarmanın J'si 130 puan. Genel kültürden alıyoruz. Bazı zihinsel yetileri geliştirmek amaçlı alıştırmaların tümüdür. Süremiz başladı. Beyin jimnastiği. Beyin jimnastiği. Liderlik koltuğundaki misafirimiz Halis Bey'e 130 puan kazandırır mı? Kutlarız. Final turumuza son 6 harf ve Uğur Bey'deyiz. Uğur'un U'su. Uğur'un U'su 140 puan. Ulaşımdan geliyor sorumuz. Ankara'dan yola çıkıp ülkemizin birçok güzelliğine tanıklık ederek Siirt'e ulaşan tren seferidir. Güney nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Halis Bey. Güney Kurtalan Ekspresi. Güney Kurtalan Ekspresi doğru mu? Tebrikler. Finale son 5 ve tüm misafirlerimizin şansı devam ederken Fatma Hanım'dayız. Üsküp'ün Ü'sü. Üsküp'ün Ü'sü 140 puan. Tabirlerden alıyoruz efendim bu kez. Kısa bir süre sonra yağmur yağacağını ifade eden tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Halis Bey. Havanın gözü yaşlı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Efendim son 4 sorumuzda şartlar şöyle. Halis Bey 1280 puanı var ve artık final turumuzda rakibi kim olacak? 810 puanlı Melis Hanım mı? 610 puanlı Fatma Hanım mı? 320 puanı var Uğur Bey'in. Son sorularda final şansı kalmadı. Sağlık olsun diyelim. Ve başlayalım son 4'e Melis Hanım'la. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa 90 puan. Ticaretten alıyoruz bu kez. Bir ürünün benzerlerinden ayrışıp kendine özgü kimlik kazanmasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Fatma Hanım. Markalaşmak. Markalaşmak. Görelim. Tebrikler. Son 3 soruya girerken final yarışında fark 110'a düştü. 810'a 700 efendim. Şimdi Halis Bey'deyiz. Giresun'un G'si. Giresun 80 puan. Bitkilerden alıyoruz. Roka, lahana, karnabahar gibi sebzeleri de içine alan familyadır. Süremiz başladı. Turpgiller. Turpgiller. Çanakkale'den misafirimiz Halis Bey'i 1300 puanında üzerine taşır mı? Kutlarız.
Finale son 2 ve 110 puanlık fark var dedik. Şimdi Uğur Bey'le bir adım daha atıyoruz. Yumuşak G. Yumuşak G 80 puan. Meteorolojiden gelecek şu soru. Meteorolojide kullanılan plüviyometrenin diğer ismidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Halis Bey. Yağış ölçer. Yağış ölçer. Doğru mu? Kutlarız. 1440 oldu Halis Bey ve efendim artık sonucu belirleyecek, ikinci finalisti belirleyecek son sorumuz. Sorunun değeri 140 puan. Arada var 110 puanlık fark Melis Hanım ve Fatma Hanım arasında. İkinci finalisti belirlemek için Fatma Hanım'la gidiyoruz harflerimize. Isparta'nın ısı. İkinci finalisti belirleyecek sorumuzun kategorisi deyimler ve ekranda. Sınırsız, başı sonu anlaşılmamak manasındaki deyimdir. Süremiz başladı. Ucu bucağı olmamak. Ucu bucağı olmamak. Cevap doğruysa Halis Bey'in finaldeki rakibi Fatma Hanım olur. Doğru mu görelim? Kutlarız. Evet, bu akşam iki turda da çok değişken bir yarış izledik. Uzun süre Melis Hanım liderlik koltuğundaydı. Sonra Halis Bey'in atakları, son soruda Fatma Hanım'ın artık imzası diyelim ve finalistlerimiz Halis Bey 1440'la finalde, rakibi ise 840'la Fatma Hanım. Kutlarız. Ben bilirim de bu akşam çok güzel yarıştı. Sadece son sorulardaki, o yüksek puanlı sorulardaki sıralama değişti. Melis Hanım 810'la bu akşamın üçüncüsü oldu. Uğur Bey de ikinci turun ortalarında biraz durgunluk vardı. Güzel de başlamıştık aslında tura ama 320 puan topladık bu akşam. Ben bilirim de tebrik ederiz. Evet, birazdan finalimiz var. Finalimize geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Uğur Bey ne dersiniz bu akşama dair? Yani güzel bir anı oldu öncelikle. Arkadaşlarım hepsine başarılar dedim. Güzel bir ortam vardı. Açıkçası kendi yaptığım sorularda hatalar yaptım. 2-3 tane çok basit oldu. Ama olsun, güzel bir anı biriktirdim. Arkadaşlar, finale kalan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz Uğur Bey. Ben bilirim ailesine katıldığınız için. Dediğiniz gibi orada sekenler, özellikle benim hatırladığım iki soruda Halis Bey faydalandı, evet, onlardan, sekenlerden. Ama zaten hani son 8 soruda, 6 soruda hatta herkes potadaydı. Son 4 soruya girerken ki ana kadar şansı devam etti Uğur Bey'in. Bizi ağırlamaktan çok memnun olduk efendim. Tekrar tekrar teşekkür ederim ben Uğur Bey. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ve vedalaşacağımız ikinci misafirimiz, ne dersiniz Melis Hanım bu akşama dair? Çok iyi başladığımı düşünüyorum. Hiç heyecansız. Çok da güzel ilerliyordum. İkinci turda birkaç kere basamadım. O beni biraz herhalde düşürdü. Ama çok keyifli bir yarışmaydı. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma da. Başarılar diliyorum finalistlere. Biz teşekkür ederiz Melis Hanım. Dediğiniz gibi çok başarılı yarıştınız. Son sorularda Fatma Hanım'ın bir yükselen grafiği ve finalistler netleşti orada. Evet, tekrar çok teşekkür ederiz. Teşekkür Ayaklarınıza ederim. Sağlık. Sağ ağırlamaktan çok memnun olduk efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. O zaman izninizle biz son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada var 3 soruluk fark. Öndeki Halis Bey mi yoksa geriden gelip Fatma Hanım mı? Puanlar 1440'a 840. Final turumuzun uzama ihtimali de var. Hadi geçelim, o heyecanı da birlikte yaşayalım. Ben bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. Finalimize başlıyoruz. Halis Bey'in 3 soruluk avantajıyla ilk kategorimizi de Fatma Hanım seçecek. Hazır mısınız Fatma Hanım? Evet. O zaman buyursunlar. Ben bilirim de bu akşamın final kategorileri. Bu akşam finalimizde tarihi alanlar, edebi eserler, tekstil, kadın oyuncular ve genel kültür var. Hangisiyle başlayalım Fatma Hanım? Kadın oyuncular Zeynep'in Z'si. Kadın oyuncular Zeynep'in Z'si. Finalimizin ilk sorusunu alıyoruz. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filminde Demet Akbağ'a eşlik eden oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var.
Buyurun Fatma Hanım. Melisa Sözen. Melisa Sözen. Süresi dolar dolmaz bir kez daha butona gitti Fatma Hanım. Cevap doğruysa fark ikiye düşer. Melisa Sözen görelim. Kutlarız. Kalan 9, farksa 2. Şimdi Halis Bey'deyiz efendim. Edebi eserler O. Peki efendim, edebi eserlerinde ilk sorusu O harfinden geliyor. Puslu Kıtalar Atlası adlı eserin yazarıdır. Nokta 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 Anar. Süremiz başladı. İhsan Oktay Anar. İhsan Oktay Anar. Halis Bey bu cevabıyla farkı 3'e yükseltir mi yeniden? Görelim. Tebrikler. Kaldı 8 soru. Farkımız 3 soru. Fatma Hanım'dayız. Yine kadın oyuncular Leman'ın L'si. Peki efendim, tamamlıyoruz. Kadın oyuncuları Leman'ın L'si ile. Şabaniye, Milyarder, Bitirimler Sınıfı gibi birçok Yeşilçam filminde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Adile Naşit. Adile Naşit. Fatma Hanım, rahmetli Adile Naşit'le farkı 2 soruya düşürür mü? Tebrikler. Kalan 7, fark 2, Halis Bey'deyiz. Edebi eserler kategorisini bitirelim. Konya'nın K'si. Peki efendim, tamamlıyoruz edebi eserleri Konya'mızın K'siyle. Kendi Gök Kubbemiz adlı eserin sahibidir. Nokta 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 Beyatlı. Süremiz başladı. Yahya Kemal Beyatlı. Yahya Kemal Beyatlı. Bir kez daha fark 3 soruya yükselir mi bu cevapla? Görüyoruz. Tebrikler. Kaldı 6 soru. Farksa başladığımız noktadayız. 3 soru Fatma Hanım'dayız. Tekstil Bursa'nın B'si. Tekstil Bursa şöyle sorulmuş. Genellikle vücuda oturan giysilerde tercih edilen ters düz ilmeklerle oluklu görünüme sahip esnek kumaştır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda iki kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Fatma Hanım. Ribana. Ribana. Doğruysa fark ikiye düşecek bir kez daha. Doğru mu? Tebrikler. Kalan soru sayısı 5, fark 2. Halis Bey'deyiz. Tarihi alanlar Ö. Tarihi alanlar Ö harfi bu kategorinin de ilk sorusu geliyor. İlk kazıların Atatürk'ün isteğiyle başladığı Çorum'daki arkeolojik alandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Fatma Hanım. Çatalhöyük. Çatalhöyük. Cevap doğruysa fark bir soruya düşecek. Görelim. Hayır dediler. Aradığımız cevap Çatalhöyük değilmiş. Bu soruda da 3 kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Buyurun Halis Bey. Alacahöyük. Alacahöyük. Doğruysa Halis Bey farkı 3'e yükseltir. Doğru mu? Tebrikler. Elimizde kaldı 4 soru. Farkımızsa 3 soru. Sorunun sahibi Fatma Hanım. Cevabı alırsak bir sonraki soruyu birlikte göreceğiz. Seker Halis Bey'den gelirse Halis Bey bu akşamın birincisi olmayı garantiler. Fatma Hanım'la gidiyoruz kategorilere. Tekstil Trabzon'un T'si. Peki efendim. Tekstili Trabzon'la tamamlıyoruz.
üzerinde dokuma doğrultusunda çizgiler olan, genellikle kadife kumaşlar için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Açabileceğimiz ikinci ve son kutu da geliyor. 15 saniye. Buyurun Fatma Hanım. Fitilli. Fitilli. Fark bir kez daha iki soruya düşer mi? Fitilli cevabıyla görelim. Tebrikler. Evet, finalde misafirlerimiz çok başarılı ilerledi şu ana kadar. Tüm iki misafirimiz de seçtiği sorulardan puan aldı, fire hiç vermeden. Boşu yok. Evet, sizin de yok Fatma Hanım. Var mıydı? Onun boş yapması gerekiyor, sonra yetişmem gerekiyor. Evet, dediniz. Hangisiydi sizin Halis Bey? Fark kaç şu anda? Bir tanesi sekti sanki. Yok, sekmedi, daha sekmedi. Çünkü yok. Fatma Hanım az önce soruydu. Evet, şu an bir soru önden seçti ya. Tamam, onun avantajı var. Tamam, şu an kalan soru sayısı 3. Farkımız da 2 soru. Sektirmeden yol almaya devam ediyorlar. Şimdi Halis Bey'deyiz efendim. Buyursunlar. Genel kültür Van'ın V'si. Genel kültür Van ekranda. Boş yere, sebepsiz olarak anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Boş yere, sebepsiz olarak. Bir kutu daha. Buyurun Halis Bey. Gelmedi. Fatma Hanım. Tevekkeli. Tevekkeli. Cevap doğruysa final turumuzda ilk kez fark bir soruya düşer. Tevekkeli görelim. Kutlarız. Evet, az önce Fatma Hanım fark azalmıyor azalmıyor diyordu. Evet, bu kez ediyordum. Bir soruya düştü efendim. Kalan iki farkımızda bir soru. Şimdi Fatma Hanım seçecek. Genel kültür Samsun'un S'si. Peki, genel kültürü tamamlıyoruz Samsun'la. Değerini kaybetmiş ve işe yaramadığı için bir yana ayrılmış ürüne verilen addır. Süremiz başladı. Eskiyen. Eskiyen oldu mu? Hayır dediler. Halis Bey. Eskimiş. Eskimiş. Cevap doğruysa Halis Bey bu akşamın birincisi olur. Eskiyenle olmadı. Eskimişle gelir mi puan? Yine olmadı. İki misafirimizin birer buton hakkı var. Bu soruda iki kutu açabiliriz. Birini açalım. Buyurun Fatma Hanım. Gelmedi. Halis Bey. Iskarta. Iskarta. Değerini kaybetmiş ve işe yaramadığı için bir yana ayrılmış ürüne verilen ad Halis Bey'i bu akşamın birincisi yapar mı? Görelim. Kutlarız. Evet, finalimizde iki misafirimiz de çok başarılıydı. Sekmedi, sekmedi, sekmedi. Son anda Tevekkeli ile Fatma Hanım bir rahatladı. Sonra Halis Bey de Iskarta'yla noktayı koymuş oldu efendim yarışa. Nihai tablomuz şöyle. 2240'la Halis Bey günümüzün birincisi. Fatma Hanım da yine güzel yarışarak 1840'la ikincimiz. Kutlarız. Nasıldı Fatma Hanım? Yarış ne dersiniz? Yani ben çok rahattım. Ama şu son soruyu zaten bilemiyordum. Gelmezdi Iskarta yani. Mı? Evet, gelmezdi. Zaten şeyde liste de şampiyon olabileceğini söylemiştim. Nitekim de öyle oldu. Tebrik ediyorum kendisini. Ben çok eğlendim. Ama tekrar çağırsanız yine gelirim teşekkür yani. Teşekkür ederim. İnşallah tekrar özel bir bölümde ağırlamak kısmet olur. Ama güzel dağıldı. Mesela
Tarihi alanlarda bir ikinci soruya gitmedik ama Alacahöyük kimden gelmişti? Halis Bey'den geldi. Çatalhöyük'e gitti benim aklım. Yahya Kemal Beyatlı Halis Bey'den geldi. İhsan Oktay Anar Halis Bey'den geldi. Ribana Fatma Hanım'dan geldi. Fitilli o da Fatma Hanım'dan geldi. Melisa Sözen Fatma Hanım'dan geldi. Adile Naşit Fatma Hanım'dan geldi. Tevekkeli Fatma Hanım'dan geldi. Iskarta Halis Bey'den geldi. Güzel dağıldı cevaplar ve çok da başarılıydınız. Bir kez daha tebrik ederim Fatma teşekkür Hanım. Ederim. Bu akşamki performans için tekrar teşekkürler çok efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu akşam Fatma Hanım'ı yalnız bırakmayan kuzenine de ayrıca bir kez daha teşekkür ederim. Sağ olun. Onu da geçmiş oldum bu arada. Evet, hedef oydu değil mi? Evet. Hem iş arkadaşlarınıza karşı sen çok iyisin deyip buraya yönlendirdikleri için evet ben orada da iyiyim mesajını verdi Fatma Hanım. Aynı zamanda kuzenle arasındaki o minik keyifli rekabette de şu an baş sallıyor zaten kuzeninizde. Fatma Hanım teşekkür ederiz ben tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Halis Bey tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ediyorum. Ana biriktirmeye gelmiştik. Eşimin ısrarıyla geldik. İyi ki gelmişiz. Bundan sonraki ilk hedefimiz onu da burada ağırlamanız. Hadi inşallah. Umarız o beni de geçer. Hem size hem ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun Halis Bey. Halis Bey de sağ olsun. Eşiyle birlikte ayaklarınıza sağlık bir kez daha. Çanakkale'den misafirimizdi. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk efendim. Ve artık Halis Bey'in de ödülünü takdim etme zamanı. Sevgili seyirciler, bu akşam da ben bilirim diyen 4 değerli misafirimiz Çanakkale'den, Kocaeli'den ve İstanbul'dan ağırladık. Halis Bey 2240 puanla günün birincisi ve ödülün de sahibi oldu. 10 bin liralık para ödülünün. Bir kez daha tebrik ederim. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Teşekkür ederim. Tebrik ederim Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim biz bu akşam da sona geldik. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Tebrik ederim tekrar. Geçmiş olsun. Tebrik ederim.